Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere böyle porsiyonlu kekler yapacağım. İnanılmaz lezzetli bir kek olacak. Hemen tarifini hazırlamakla başlayalım. Malzemelerimiz bu şekilde. Kenara alalım. İsterseniz ev mikseriyle, isterseniz makineniz varsa makinede yapabilirsiniz. Ben bugün makinede tercih ediyorum. 3 adet yumurtamız var oda sıcaklığında. 1 su bardağı toz şeker üzerine ekledikten sonra makineye koydum. Yaklaşık 3-4 dakika yüksek devirde çırpıyoruz. Mikserle de yaparsanız ne kadar çok kekinizi çırparsanız arkadaşlar bu aşamada kekiniz o kadar yumuşacık ve lezzetli olur. Şimdi ben makinemin aparatını da taktım. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi bu üstten aşağıya gönderme işlemini yapacağız. Evet, yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yine makinem çalışırken 1 su bardağı süt ekleyeceğim. Tekrar şöyle 2-3 dakika daha karıştırdıktan sonra arkadaşlar haznemi makineden çıkaracağım. Şimdi daha mikser kullanmayacağız. Makineyi kenara alalım. Ve sırasıyla unlu malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Şimdi bir paket kakaomuz var. Yani yaklaşık 2,5 yemek kaşığına denk geliyor arkadaşlar. Önce kakaomuzu eliyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Ve unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı unumuzu ekledikten sonra güzelce unumuzu da eleyelim. Şimdi kahvaltılık sürülebilir çikolata kullanacağım ben bu kekim için. Çok ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka denemelisiniz. Böyle 2,5 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar mutlaka ekleyin. Çok başka bir lezzeti oluyor. Gerçekten ben çok kakaolu şeyleri yiyemiyorum. Kakao tadını çok sevmiyorum. Kakaolu yiyecekler çok da dikkat ederseniz de kanalımda da çok öyle paylaşım yapmıyorum. Ama gerçekten böyle kakaolu kek yediğimi hissetmedim bile. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin diyorum. Şöyle mikseri kullanmadan bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz fındık ekleyeceğim. İri kıyılmış fındık. Yarım çay bardağı kadar. Şöyle çok hafif de yine un ekledikten sonra şimdi karıştırıyoruz. İsterseniz bu şekilde ben porsiyonluk yapacağım bu keklerimi. Bu şekilde yapmak istemezseniz kalıpta da yapabilirsiniz. Ama ben böyle birazcık süslü püslü bir şey yapmak istiyorum bugün sizlere. Şimdi yine bir aparat yardımıyla eşit miktarda kalıplarıma döküyorum. Bu arada fırınımı da 175 derecede ısıttım. Hemen sıcak fırına göndereceğiz. Evet, son kekimizi de çırptıktan sonra, döktükten sonra şöyle tepsimizi bir iki kez yere vuralım ve sıcak fırına gönderelim. Yaklaşık arkadaşlar 30-35 dakika kadar keklerimi pişirdim ama 30 dakika yeterli olabilir. Ama mutlaka kontrol ederek pişirin çünkü her kesin evindeki fırın farklılığı olabilir. Keklerimizi şimdi arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bir tanesini üzerlerini süsleyeceğim de böyle bir tanesini içini sizlere göstermek istiyorum.
Çok lezzetli. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Valla bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi kekimize biraz estetiklik katalım diyorum. İyice soğuttuktan sonra keklerimizi ben bir paket krem şanti sıktım arkadaşlar. Hazırladım. Paketin üzerindeki tarife göre üzerlerini krem şanti ile süslüyorum. Labne peyniri de ekleyebilirsiniz krem şantinize. İstediğiniz üst malzemeyi kullanabilirsiniz. Böyle yaş pasta ile kek arası bir şey oldular. Şimdi süslemelerini de yaptıktan sonra zaten görüntüsü çok çok daha güzel ortaya çıkacak. Şimdi arkadaşlar normal damla çikolatamı blenderdan geçirdim. Damla çikolatalarını ben buzdolabında saklıyorum. O yüzden çok soğuk oluyor. Soğuk olunca da blenderdan geçirince, doğrayıcıdan geçirince bu şekilde çikolata kırıntısı gibi oluyor. Çok daha güzel oluyor. Tavsiye ederim sizlere de öyle yapın. Üzerlerine serpiyorum. Ve son dokunuşları yaparak güzel bir estetik görüntüye ve lezzete kavuşturalım. Evet, keklerimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Beğendiniz umarım. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Malzeme listesini videomun alt kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.